Kur'an'ın anlattığı kader Allahü Teala'nın ilim ve kudret sıfatıdır. Kader demek Allahü Teala'nın hayata dair belirlediği ölçülerin adı demektir. Kaderi inkar Allah'ın kudretini inkardır. Programdan önce editörümüz Erdi söylüyordu ya alın yazısı gibi Hah. mi görüyoruz biz? Evet yani? öyle görülüyor. Yani yazılmış her şey, her şey bitmiş. Öyle korkunç sonuçlar üretiyorlar ki. Bak mesela şunu diyor. Diyor ki Ez Allahü Teala kimin mümin olarak öleceğini, kimin de kafir olarak öleceğini yazmıştır. Peki bu adam eğer mümin olarak ölmesi yazılmışsa, öyle bir yazı yok. Bu üretilmiş bir defa. Hı hı. Kimin mümin olarak öleceğini yazmışsa Allahü Teala, o adam hayatı boyunca kafir olarak yaşasa, tam ölüm anında melek gelir onun mümin olmasını sağlar ve o adam mümin olarak ölür. Oh ne ala memleket. Gördün mü şimdi? Tersi de doğru. Allah bir adamın kafir olarak öleceğini yazmışsa o hayatı boyunca mümin olarak fedakarlıklar yapmış olsa bile tam ölüm anında iblis gelir onun ayağını kaydırır. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Böyle bir din olabilir mi? Siz böyle dedikten sonra inanmayan bir adamın inanmasını nasıl beklersiniz? Adalet diye bir şeye inanan bir adama bunları nasıl inandıracaksınız ya? Adam hayat boyu, ömür boyu fedakarlık yapacak, sırf öbür türlü yazıldı diye son anda gidecek. Öyle mi? Böyle bir şey yok ya. Üstelik peygamberimizin şu ne temutu ne diye bir hadisi var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Şeytan gibi yaşayıp melek gibi ölünmez, kusura bakmasın kimse. Böyle değil bu iş yani. Her şeyi böyle alın yazısına terk etmenin bir alemi yok. Kader ölçü demektir. Bizim kaderimiz irademizdir. Allah'ın da çok mesela hani şunu derler. Ben ne kadar irademi kullanırsam kullanayım, Hı -hı. çabalarsam çabalayayım, kardeşim o benim kaderim de varmış. Öyle ne mi? Biliyor? Ne biliyor? Nereden biliyor? O benim kaderim de varmış demek Allah'ın ilim sıfatına vakıf olmak demektir. Kim biliyor orada ne olduğunu? Şirk koşuyor o zaman. Ya bu ne kadar cesaretli bir cümle ya. Bir Müslüman bunu nasıl der ya? Bu orada öyle yazılmış. Nereden biliyorsun ya? Allah'ın neyi neye yazdığın, Allah'ın öyle bir yazısı yoksa. zaten. Bu ne kadar kader de bize yanlış öğretilmiş yok, hocam. Alın yazısı kısmı sıkıntı. Ama insanoğlunun mesela kendisinin müdahil olamayacağı şeyler vardır. Alanlar vardır. Değil mi? Hiç kimse ne zaman doğacağını bilmez. Evet. Hiç kimse ne zaman doğacağına kendisi karar veremez cinsiyetine karar veremez, milliyetine karar veremez, coğrafyasına karar veremez, ana babasını seçemez. Evleneceği insan insanın kaderinde vardır derler. E, yani kim diyor? Yalan. Öyle söylüyorlar hocam halk arasında. Şimdi yazılmıştır kısmı yanlış. Peki evlendi boşandı Allah yanlış mı yazdı? <laughs> Doğru. Yani bak yıkılıyor ortalık ya böyle olur mu ama yani? Allahü Teala kimin kiminle evleneceğini bilir. Allahü Teala'nın bilmediği bir şey yok. Allah ve bilmemek. Bunlar yan yana kullanılmaz. Böyle şey olur mu? Ama Allahü Teala'nın bizim bizimle ilgili neyi bildiğini biz bilmiyoruz. Biz öyle. o itibarla biz Allahü Teala'nın bilgisine göre değil, bildirmesine göre yaşarız. Ne bildirdi? Şunları şunları yap, bunları bunları yapma. Ha, biz ondan sorumluyuz. Allahü Teala benimle ilgili şunu biliyor. Sen onu bilmiyorsun. Sen onu bilmediğin için günahını Allah'a fatura etme. Kusura bakma. Ya bunlar müşrik sözleri biliyor musun Türkerciğim ya? Şöyle ayetler var ya bunlar ne yapacak bilmiyorum bu ayetlerle ya. Şöyle ayet var. Bak diyor ki Peki Şimdi buradan direkt cevabı ayetlerle verince verir. insan gerçekten de hani tatmin oluyor bu konuda. Ben ayetle konuşurum. Ben eğer bir konuda ayet bilmiyorsam susar. Hatta okuduğum hadisleri eğer ayetlerle referanslı hale getiremezsem okuma. Hmm. Ben çünkü peygamberimizin Kur'an'dan beslenmeyen söz söylediğine kani değil. O kadar çok hadis geziyor ki ama ortaloda. Ne yapalım? Kur'an'a sunacaksın. Kur'an'dan olur alıyorsa söyleyeceksin. Kur'an'dan olur almıyorsa bekleyeceksin. Yok. Şimdi En'am suresi 148. ayet. Bakın şimdi cümleye. Şimdi bu cümleyi soralım. Bugünkü toplumda bu neye benziyor yani? Cümleye bak. "Seykullâdîne En'am suresi 148. ayet okuyorum. "Müşrik olanlar şöyle derler." diyecekler. "Memşa Allahu. Allah isteseydi" Ma eşrekna. Biz müşrik olmazdık. Vela abâuna. Atalarımız da müşrik olmazdı. Vela harramna min şeyin. Hiçbir şeyi kendi başımıza da haram kılmazdık. Allah yaptı bunu. Böyle derler. Başka bir ayet okuyorum. Evet. Bu Araf suresi. Şimdi 28. ayet. Şimdi okuyacağım. Bakın diyorlar ki Ve ilâ faalu fahişeten. Bir çirkin iş yaptıkları zaman Kalu derlermiş ki ve cedna aleyha abana biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Yani bunu atalarımızın da yapar halde onları bulduk. Vallahu emrena biha. Zaten de Allah bunu yapmayı emretmişti derler. Kul bunu diyenlere de ki inna Allaha la ye'muru bil Allah çirkin işleri emretmez. Etakulu 'ala Allahi ma Siz şimdi bilmediğiniz şeyleri Allah'a nasıl isnat ediyorsunuz ya? Nereden biliyorsun Allah bunu emretti? Allah emrettiyse bu burada olur. Burada öyle bir şey yok. Bizim bir cümle daha okuyorum. Bu, o, bu şimdi okuyacağım zaten bitiriyor iş. Daha bir şey demeye lüzum yok yani. Nahil suresi diye bir sure var. 16. Hmm. sure. O surenin 35. ayet. Ve kâlellezîne şrekû. Müşrik olanlar demişler ki Levşâ Allahu. Eğer Allah isteseydi Mâ abedinâ min min şeyin. Biz onun peşi sıra hiçbir şeye tapmazdık. Ve la ona Atalarımız da tapmazdı. Ve la harramna min min şeyin. Onun ona rağmen hiçbir şeyi de kendi başımıza haram kılmazdık. Diyor ki Allahu Teala. Kezalike faalellezine min kablihim. Kendilerinden öncekiler de aynen böyle yaptılar işte. Sorumluluğu, ihaleyi, faturayı Allah'a kestiler. Evet. İblis aynısını yapmıştı. İblis kendisi kafir oldu. Allahu Teala'ya diyor ki: "Kalefe bima agveyteni madem ki sen beni saptırdın, لَأُغْوِيَنَّ لَهُمْ Onların hepsini ben de insanları, kullarını saptıracağım. Saptıran Allahu Teala değil ki. Sen kendin saptın be. Yüz çevirdin, kibir gösterdin, kafirlerden oldun. Hiç kimse kendi tercihini Allah'a fatura edemez. Dolayısıyla bu Allah, şimdi bir ateist adam düşünün. Bu mantıkla düşünürseniz eğer. E der ki adam Allah benim ateist olmamı istedi o zaman. Tabi. Benim kaderimde bu vardır. Kaderinde bu vardır. Buna kim sığınabilir? Sen kaderi nereden biliyorsun ya? Sen doğru karar veresin diye Allahü Teala sana bir akıl verdi, iki irade verdi, üç fıtrat verdi, dört vicdan verdi. Yetmedi. Beş peygamber görevlendirdi, altı kitap gönderdi. Bu altı tanesine bakarak hayata dair rotanı belirleyeceksin. Öyle orada belliydi, burada belliydi. Kimse hocamız böyle diyor. He, diyor. Ne yani. diyor? Ne diyor? İşte o bir şey diyorsa diyeceksin ki ayetin ok. Ayetin ok. Bana ayetten delil getir. Dinden konuşuyorsan ayet konuşacaksın. Ha, ayeti konuşamıyor. Konuşamıyorsa yapacağım bir şey yok. Değil mi? Ben daha iyi kavranabilsin diye böyle bir şey böyle film ve senaryo üzerinden bir benzetme yapıyorum. Sanıyorum bu meseleyi yani ortaya koymaya yeter, yetecektir yani. Şimdi düşünün ki bir filmin senaryosu var. Senarist senaryoyu yazıyor. Senaryoda iki tane kahraman var. Bir iyi adam, iki kötü adam. Türkiye'ciğim şimdi düşün. Bir yönetmen senaryoyu alıp okuyor. İyi adamla ilgili bir aktörü, kötü adamla ilgili de bir başka aktörü oyuncu olarak belirliyor. Filmi setlerde çekiyor. Sonra galasına geliyor. Filmi herkesle beraber seyrettikten sonra kötü adama diyor ki: "Sen bu kötü rolü çok iyi oynadın. Niye sen böyle kötü adamsın? Senin ücretini vermiyorum." <laughs> dese. Bu olur mu? Böyle bir şey diyebilir evet, mi? Evet. Allah Teala bir adamı cehennemlik olsun diye yarattı, öyle mi? Sonra da sen niye cehenneme gittin diyecek öyle mi yani böyle şey olur mu ya söylenenlerden bu çıkıyor ha, o genelde söylenenlerden diyeyim evet üzgünüm böyle gidiyor bu iş evet Allahu Teala senaryoyu yazmıştır doğru Hayat genel senaryosu. bir senaryo var evet yani senaryo var bir 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 şey yaşanacak yani onu biliyor Rabbimiz biliyor da senaryoda Allahu Teala rolleri dağıtmamış rolleri tanıtmış. Demiş ki şu rol iyi adam rolüdür. Şu rol kötü adam rolüdür. Hmm. Sen seçersin şimdi. O rolü sen seçiyorsun. Sen seçersin sonucuna katlanırsın.